Merhaba hanımlar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü motifimiz yine bir altıgen motif. Afrika menekşesi diye adlandırılan bu motifin iki farklı versiyonu var. Kare olan ve bu şekilde altıgen olan. Bugün altıgen olanını yapacağız. Daha sonra sizler için kare olanını da hazırlayacağım. Şimdi altıgen olanda ben 1, 2, 3, 4 renk kullandım. Ama sizler renk kombinasyonunuzu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. 3 numaralı tığ ve koton iplikle motifimizi öreceğiz. Orta kısmından başlayarak motifimizi örmeye başlayalım. Orta kısmını sihirli halka ile başlayabiliriz. Zincir üzerine başlayabiliriz. Yine zincir üzerine başlayalım bugün. Ama dediğim gibi isterseniz sihirli halkada yapmanız mümkün. Hiçbir farklılık olmuyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Çok sıkı olmayan 5 tane zincir yaparak başlangıç noktasındaki zincire kaydırma tekniğiyle bağladım. Ve küçücük bir halka elde ettim. Şimdi trabzanlı kısma başlarken 1, 2, 3 zincir yapıyoruz. Şuradaki 6 yapraklı yere başladık aslında. Şimdi zincirimi 1 sayıyorum. Hemen bu boşluğun içinde çalışacağız. Yanına ikili trabzan. 1 zincir. Aynı boşluğun içine bu şekilde 6 adet grup yapacağım. İkili trabzanlar şeklinde. 1 2 Bu benim ikinci grubum. 1 zincir. Aynı yere devam. Bu arada ipliğimizi de içinde yürüterek gizliyorum. 1 2 trabzan 1 zincir 1 2 trabzan 1 zincir 4. grubumuzu yaptık. Biraz sıkıştıralım. 1 2 ve 6. grubumuz için son olarak aynı yere 1 2. trabzan ve yine bir zincir yaparak başladığımız zincirin tepesine kaydırma tekniğiyle bağlıyoruz ve motifimizin ilk sırasını tamamlamış oluyoruz. Şimdi ikinci sıraya geçerken bir zincir yaparak bu ipliğimi koparıyorum. Örerken de bunun üzerinden örerek burayı yok edeceğim. Şimdi ikinci sıramızda yine bakın farkındaysanız 6 tane yapraklı doku var. Bu sefer o bir zincirle geçtiğimiz aralıklara çalışacağız. İpliğimizin rengini de değiştiriyoruz. İstediğiniz herhangi bir aralıktan ipliğinizi bağlayarak başlayabilirsiniz. Normal bağlayabilirsiniz ya da şu şekilde. Üzerinde zaten öreceğimiz için sıkılaşacaktır. Şimdi 1, 2, 3 zincir yaptım. Yine V'ler oluşturacağım aslında. Aynı yere bu zincirimi bir saydık. Aynı yere tekrar ikili trabzan ve arası yine bir zincir. Aynı yere tekrar V'ler oluşturacağız demiştim. 1 2 6 aralığım var. Bu şekilde 6 tane V'li grup oluşturacağız yine. Zincir yapmıyorum. Başını doladım. Yandaki boşluğa geçerek 1 2 trabzan 1 zincir aynı noktaya tekrar 1 2 trabzan başını doladım. Bu şekilde dediğim gibi aradaki boşluklarda dolaşarak 6 tane V'mizi yine oluşturacağız. 1 zincir aynı noktaya tekrar 1 2 yandaki boşluğa geçtim. 1 2 trabzan 1 zincir aynı yere tekrar 1 2 1 zincir aynı yere tekrar. Çok keyifli bir motif. Tekrar yana geçtik. 1 2 Karesini yaparken bu işlemleri altıgen olarak değil, 6 tane değil, 8 adet yaparak ilerleyeceğiz. 1 zincir aynı yere tekrar 1
2. Bakın böylece 1, 2, 3, 4, 5, 6 grubumuzu bulduk. Arada zincir yoktu. Başlangıç zincirimizin tepesine yine kaydırma tekniğiyle bağlayarak bir zincir yapıp bu ipliğimizi de kopardık. Şimdi yeni rengimizle devam edeceğiz. Artık motifimizin mavi olan kısmındayız. Çiçekli yapısını oluşturduğumuz yerdeyiz. Arada birer zincir yaparak geçtiğimiz şu boşluklarda çalışacağız. Yine istediğimiz bir boşluğu yakalayarak başlıyoruz. 1, 2, 3 zincir yaptık. Bir zincirle geçtiğimiz her boşluğun içine 7 adet ikili trabzan yapıyoruz. Zincirimiz 1'di. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Aynı noktaya. Sonra hiçbir zincir yapmadan başını dolayarak diğer V'nin ortasındaki boşluğa geçiyorum. Ve yine oraya da 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 6 boşluğumuz var. Bu araların hepsine 7'şer tane trabzan yaparak yine sıranın sonuna kadar gelelim. 2, 4, 6 tane çiçeğimin yaprağı olacak. Evet, 6 tane trabzanlı bölümümü yaptım. Yine başlangıç noktasına gelirken arada zincirimiz yok. Bu tepedeki zincirimize bağlayarak bir zincir yapıp bitirdik. Şimdi bu çiçeğin ortaya çıkmasını sağlayan şu sık iğneli dokuyu ve şu uzun atımları yapacağız. Bunun için farklı bir renk seçebilirsiniz. Yine ortadaki renkten de almanız mümkün. Ben yine sarı renkte devam edeceğim. Bu sefer her bir trabzanın üzerine birer tane sık iğne yapacağız ve şu ara geçişleri birbirine bağlayacağız. İstediğimiz bir yaprağın tepesinden şu şekilde bakın aldım. Bir tane zincir yapıyorum. Ve bağladığım noktanın içine tekrar geri dönerek bir sık iğne yapıyorum. Bu benim dönüp geldiğimde bağlama noktam olarak kullanılacak. Sonrasında her bir trabzanın tepesine birer birer sık iğne yapıyorum. Yani 7 trabzanım var, 7 tane sık iğnem olacak. Buradan buraya geçerkense tekli trabzan yapacağım ama uzun bir bağlamayla. Şunu bir keselim. Şöyle ki, şimdi başını doluyorum. Alttaki pembe kısımdan, yani burayı da geçtim. Alttaki pembe aralığa batarak ipliğimi çektim. Biraz uzatarak 3 ilmeği birden kapatıyorum. Sonrasında yine her bir trabzanın üzerine birer birer sık iğne yaparak ilerliyoruz. Son sıramızda altıgen dokuyu tamamen görebileceğiz. Bakın geldik. Yine aralıktayız. Başını bir kez doladım. Alttaki pembe kısımdan tutarak bakın ikisini birlikte kapatacağım. Uzattım ve şu şekilde hepsini birlikte aldım. Her aralıkta ve her üstte aynı şekilde ilerleyerek yine başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, yine sıra sonuna gelirken başladığımız yerde yaptığımız sık iğnenin tepesine yine kaydırma tekniğiyle bağladık. Böylece sık iğneli sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi artık yeşil olan yani altıgen formumuzu verdiğimiz yerdeyiz. Bunun için 6 köşeye ihtiyacımız olacak. Ve de normal trabzanlar yaparak ilerleyeceğiz. Bu köşelerimiz
7 tane trabzan yapmıştık. Dolayısıyla üzerlerine de 7 tane sık iğne yapmıştık. Her bir köşemiz bu 7 tane trabzanı ya da sık iğne de sayabilirsiniz. Dördüncüsünün üzerinde olacak şekilde gelecek. Bakın tam buralarda köşeler. Tam ortalarda köşeler. Şimdi yeşil ipliğimizle devam edelim. Yine istediğimiz bir yerden bağlayalım ama biraz daha ortadan sonra ya da ortadan önce bağlamaya çalışıyorum. Ek yerimiz düzgün olsun diye şu şekilde geldik. 1, 2, 3 zincir yapıp normal trabzan yapımına devam ediyoruz. Ne zaman ki bakın şöyle 2, 4, 6, 7'nin sık iğnelerden de 2, 2, 3, 3 tam ortadaki. Yani dördüncünün üzerinde köşemizi yapacağız. Köşemiz içinse normal ikili trabzanımızı yaptık. Bir zincir. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Tek yaptığımız işlem aslında bu. Bir zincir sizin eliniz çok sıkıysa iki zincir de yapabilirsiniz burayı. Sonrasında her birinin üzerine yine birer birer yapmaya devam ediyorsunuz. Bakın bu zincirden sonra diğer orta kısma gelene kadar toplam 9 tane ikili trabzan olacak. 1 2 3 4 5.'si muhakkak şu uzun kısmın üstünde. 5 6 7 8 9.'sü dedim. Farkındaysanız 1 2 3 4.'sünün üzerine geldik zaten. Bu benim köşemin bir tarafı 9. trabzanda bir zincir. Aynı yere tekrar batarak yeni kenarımın 9 tane trabzanına başlıyorum. 1 2 3 4 5.'si bunun üzeriydi. 5 6 7 8 ve 9.'su tam orta kısım 9. Burası benim köşemin olduğu yerdi. Bir zincir yaparak aynı noktaya tekrar batıyorum ve yine bununla birlikte diğer tepeye gelene kadar 9 tane trabzanla köşelerimi belirginleştiriyorum. Bakın şu şekilde köşeler oluşmaya başladı. 6 tane köşe elde edeceğim. 6 yaprağın üzerinde ve yine başlangıç noktasına geldiğimizde artık motifimizi tamamlayacağız. Evet, sıramızın sonuna geldiğimizde ister kaydırma tekniğiyle direkt buraya bağlayın. İsterseniz de daha düzgün bir şekilde bitmesini istiyorsanız birazcık pay bırakarak şöyle ipimizi çektik. Bir iğne yardımıyla muhakkak görmüşsünüzdür motiflerin trabzanla ya da sık iğneyle bittiğinde uyguladığım bir yöntemdir bu. Şuradaki gördüğüm ilk düzgün saç örgüsünü yani şurada trabzanın tepesindeki saç örgüsünü bakın şöyle yakaladım. Buradaki saç örgüsünün içinden çıkıp gelmişti ipimiz. Aynı yerden iğnemi şöyle batırarak arka kısma doğru geçirdim. Gördüğünüz üzere tepe kısmındaki saç örgüsü düzgün bir şekilde ilerledi ve arkadan düğümleyerek motifimizi tamamlıyoruz. Şu şekilde ipliğimizi de keselim. Bakın altıgen Afrika çiçeğimizin yapımını tamamlamış olduk. Motifleri birleştirirken de uğraşmak istemiyorum çok fazla derseniz direkt dikerek ilerleyebilirsiniz. Bunun için de ben yan yana koyduğum dikiş diker gibi motiflerimin şu saç örgülerinin birbirine bakan kısımlarını yakalayarak dikerek ilerliyorum. Kendi rengiyle yaparsak hiç belli olmuyor. Sanki bir kumaş parçası gibi hatta görünmekte. Bu şekilde örneğimizi tamamladık. Bu kadar renk değiştirmeden birkaç renkle de kombinasyon oluşturabilirsiniz. Ya da
Açıktan koyuya doğru tonlayarak da yapmanız mümkün. Dediğim gibi ben koton iplik kullandım. 3 numara tığla örüyorum genelde motiflerimi. Bu şekilde bu haftaki motifimizi de tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.